Evet, hamurumuzu açtık. Şimdi tabanla önce yüzüğünü yatırıyoruz. Baklava tepsisi boyutunda. Yağımızı atıyoruz. Yağımızı attıktan sonra hamurumuzu döşüyoruz. İncecik açılmış hamurumuzu. Az önce de gördünüz, gayet incecikti. Hamurumuzun ilk alt katını döşedik. Bu alt katı takribi 20 kattan oluşuyor. Daha sonra irmik ve sütten oluşan kaymağımızı yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra kuru yemişini atacağız ve üstünü döşeceğiz. Fıstığımız atılıyor şu an. Fıstığımızı attıktan sonra üst katımızı döşeceğiz. Alta 20 kat döşemiştik. Üstüne de 20, aşağı yukarı 15-15 kat daha döşeyeceğiz. Daha sonra da yüzlük dediğimiz tepsinin üst boyutu kadar kesilmiş. Şimdi baklavamızın yüzlüğünü atıyoruz. Daha sonra dilime geçeceğiz. 10 kat yüzlüğünü atacağız ve toplamda 40 kat baklava diye tabir edilen gerçekte gördüğünüz 40 katı atmış oluyoruz. Tam 40 kat baklava döşemiş olduk. Ve bu fıstıklı baklavayı da dildikten sonra fırına vereceğiz. Hamurun her katının arasına çok ince bir şekilde ılık yağımızı atmamız hamurun kabarmasını sağlıyor. Baklavamızın bıçağı çok keskin olması lazım. Fırına göndereceğiz. Şimdiden kabarmaya başladı. İstemediğimiz hastalık tüm dünyayı sardı. Maalesef herkesi etkiledi. Bizi de etkiledi. Ama online satışlarımızla, eve telefonla, siparişlerle biz bu şekilde sürdürdük yasaklar süresince. Ve işlerimizde hani fazla etkilememe gibi bir alternatif yollara gittik. İnternet satış üzerinden satışlarımız hala hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve aynı zamanda telefonla siparişlerimiz var. Bayram süresince hani bu şekilde devam edecek, malum tam kapanma var. Bu konuyu bu şekilde hani atlatacağız inşallah. Hediyeleşme açısından telefonla veya internet alışverişini herkes şu an malum yapabiliyor. İnternet siparişini verecek, adresine gidecek, hediyeyi o şekilde herkes birbirine hediyeleşme yöntemiyle yapacak. Yani bayram süresince biliyorsunuz kuyruklar olurdu, kuru yemişte, ne bileyim tatlı gıda işletmeleri hep bu şekildeydi. Artık kuryelerimiz devamlı vızır vızır çalışacak bu konuda. Malum herkese bayramı hani gönül isterdi misafir olarak herkes yüz yüze el öpmeler. Geleneğimiz bu şekilde devam etsin ama geçici bir dönem bu. İnşallah bu dönemi de atlatacağız. Hediyeleşmeyle yapılabilir. Şu an çok enteresandır. Yani biz Türkiye'nin her yerine göndermeye başladık. Bizim müşterilerimiz kendileri götürürdü. Artık telefon açıyor. Geçen Van'dan bir müşterimiz telefon açtı. Alsancak'a sipariş, Buca'ya sipariş. Yani İzmir'in belli bir takım yerlerine sipariş, farklı şehirlerden siparişler alıyoruz. Yani bu şekilde hediyeleşmeler başladı. Memleketinde gurbette yaşayan kişiler memleketine bu şekilde gönderim sağlıyorlar. Malum annesi babasına hediye göndermek istiyor veya kendisi götürmek istiyor ama götüremiyor. Dolayısıyla bu şekilde kargo yöntemiyle gönderiyor ve alan kişi de içinden çıkan notlarla mutlu oluyor. İyi bayramlar, ellerinden öperim anneciğim babacığım şeklinde bir güzel bir not karşı tarafı mutlu edeceğini düşünüyoruz. Bu şekilde yapılmasıyla beraber de bu furya devam edecek diye düşünüyorum. Bayram süresince kuryelerimiz devam ediyor ve devam edecek, artarak devam edecek. Yani artık yeni jenerasyon da bu şeye de artık adaptasyon sağladı. Vızır vızır çalışıyor kuryeler, biri geliyor biri gidiyor. Üretim kapasitemiz bizim her geçen gün üstüne koya koya giderken şu an normal rutin şekilde devam ediyor. Tabii ki
Pandemi sürecinde kapanmalar olmasıyla beraber işler herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor. İşlerde düşüş olmaz diye bir şey yok, oluyor. Ama tabii bizim internet satış ve evlere servisimizle beraber bu birbirini destekleyerek eski düzende devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda pandemi biter. Herkes kendi işine, gücüne başlar. Herkes para kazanmaya devam eder. Ekonomimiz sonuç olarak etkileniyor. İnşallah düzelir. Ön planı al da. Çekiyor mu? Ses mi var? Şöyle yapayım. Ben? İşte orada bir şey vardı ya. Bu şey bir şey vardı. Şurada bir kasa vardı ya. Geçti mi? Artık o yıllara gelene kadar şimdi kaçıncı kutladın?